3 ekranlarına, Paragraf programına hoş geldiniz sayın seyirciler. Paragraf'ta bu kez Elazığ'ın kadim kültürünü konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Hemen sizleri tanıtmak istiyorum. Elazığ Kültür ve Musiki Derneği Başkanı Sayın Abdülaziz Koç bizlerle birlikte. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Başkanım, sizle en son program yaptığımızda dernek olarak hem Elazığ'ın geleneksel oyunlarının yeni nesle öğretilmesi, aşılanması hem de bu aşılamayı yaparken de keyifli anlar geçirmelerini sağlamak adına bir çizgi film serisi yapmıştınız ve onları konuşmuştuk. Ama biliyoruz ki çok daha fazla çalışmalar yapıyorsunuz. Soralım öncelikle, çalışmalar nasıl gidiyor, neler yapıyorsunuz şu sıralarda? Evet, teşekkür ederim. İzleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Selam ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Evet, Elazığ Kültür ve Musiki Derneği 2010 yılından beri Elazığ'da kültür ve sanat faaliyetleri icra ediyor. Biz bu hemen kısaca birkaç başlıkta ancak anlatabilirim. Eğitim faaliyetlerimiz var bizim. Bu eğitim faaliyetleri içerisinde enstrüman eğitimleri, ses eğitimleri, konservatuvar hazırlık gibi eğitimler veriliyor. Sosyal faaliyetlerimiz oluyor bizim aynı zamanda. Üyelerimizle bir araya geldiğimiz haftalık cuma günleri meşklerimiz olur bizim. Burada irticalen her hafta bir makam tertibi içerisinde klasik Türk müziğinden ve bizim özümüz olan harput müziğinden örnekler sunduğumuz bir meşkler olur. Burada misafirlerimiz de olur. Üyelerimiz, ailelerimizle beraber katılır. Çok sıcak, güzel bir ortam olur. Tabii projeler hazırlarız biz. Sadece Elazığ'daki amiyane tabirle çalgıcılar kahvesi gibi çalışmak istemeyiz. Çünkü bizim sorumluluklarımız var. Bu şehre kendimizi kültür ve sanat anlamında borçlu hissettiğimiz için bir şeyler yapma anlamında bir faaliyet içerisinde projeler üretiyoruz. Bu projelerden birkaç tanesinden bahsedeyim isterseniz. Tabii ki. Bunlar kurumsal destekle yaptığımız şeyler oldu. Mesela Valiliğimiz ve Fırat Kalkınma Ajansımızla beraber Elazığ Kerkük Kültür ve Sanat Buluşması'nı yapmıştık. Ve bu şu anda YouTube'da 2 milyonu geçti. Zannediyorum Elazığ'ın yapılmış ve izleme oranı en yüksek program olarak şu anda literatüre geçti. Bunun da bahtiyarlığını yaşıyoruz. Yine İstanbul'da bir konser salonu olarak en çok muteber bilinen spor severlerin olimpiyat stadı gibi gördükleri Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda derneğimiz Elazığ Urfa Kültür ve Sanat Buluşması'nı icra etti. Bunun dışında yine Elazığ'da böyle kardeş bildiğimiz, bizimle özümüz, sözümüz, musikimiz, mutfağımız bir olarak gördüğümüz Urfa, Kerkük, Diyarbakır gibi paydaş şehirlerimizle buluşmalar tertip ettik. Tabii bunu bize de yetmedi. Biz bu sefer de Elazığ içerisine neler yapabiliriz diye düşündük. Bunların ilkini biz Milli Birlik ve Beraberlik Konserleri adını verdiğimiz bu 20 Temmuz ayından itibaren yani bir yıl içerisinde bitirdiğimiz 18 Temmuz kalkışmasından hareketle bizim Milli Birlik ve Beraberliğimiz 15 Temmuz'dan mütevellit burada Milli Birlik ve Beraberlik duygularına atfeden o türkülerimizi çocuklarımızla buluşturduk. Sonra yaşlılarımıza ve dezavantajlı gruplara bir proje hazırladık. Onların da motivasyon ve rehabilitasyon süreçlerine katkı olsun diye Şarkılarla Yaşıyorum adını verdik. En sonunda yine sizin açılışta bahsettiğiniz çizgi filmlerden bahsettik. Çünkü biz orada türkülerimizi ve halk oyunlarımızı çocuklarımıza çok fazla veremiyorduk. Bunun sıkıntısını yaşıyorduk. Çünkü kültürümüzün yozlaşması ve kaybolması tehlikesiyle karşı karşıyaydık. Aklımıza böyle bir fikir geldi. Derneğin imkanları dahilinde yine İçişleri Bakanlığımızın desteğiyle bu projeyi de hayata geçirmiş olduk. Projelerimiz de böyle. Bir de konserler hazırlıyoruz. İşte en son Elazığ'da, Elazığ, Diyarbakır, Kerkük, Kardeş Türküler konserini verdik. Van'da bir konserimiz olacaktı. O da şehitlerimizin varlığı sebebiyle ertelendi. Onu da en kısa sürede tamamlıyoruz. Şu anda da üzerinde çalıştığımız bir projemiz var. Zülfü Demirtaş ustamızla beraber diğer büyüklerimizin de tabii katılacağı bir program bu. Kayıp Harput Türküleri adını verdiğimiz bir proje üzerinde çalışıyoruz. Onun da saz kısmı bitti. Şimdi okumalar devam ediyor. Onu Elazığ Dernekler Federasyonu ile müştereken hazırlıyoruz. Onu da Elazığlı hemşerilerimizin beğenisine sunacağız. İnşallah efendim. Çok önemli çalışmalar aslında bunlar. Her ne kadar
hep müzik işin içine girdiğinde biraz daha tırnak içerisinde işte bir macera diye bir düşünülse de aslında kültür ve sanatın kalıcı hale gelmesinde son derece önemli çalışmalar ve bu önemli çalışmalarda sizler gibi insanların öncülüğünde yapılıyor olması da son derece önemli. Peki efendim, 2010 yılında kurulan bir dernekten bahsediyoruz ama bu dernek aynı zamanda bir federasyona da üye. Evet. Ve Doğu ve Güneydoğu'da bu federasyona üye olan da tek dernek diyebiliriz, değil mi? Evet, evet doğru. Bu federasyonu ve detayları sizden öğrenmek isteriz. Hay hay. Efendim biz sivil toplum kuruluşuyuz. Elazığ Kültür ve Musiki Derneği. Derneklerin bir üst yapısı federasyondur. Hı-hı. Onun da bir üst yapısı konfederasyondur. Yani birçok federasyon, Türkiye Futbol Federasyonu, Voleybol Federasyonu federasyonlar vardır. Hı-hı. Bizim de musiki derneklerinin bir araya gelip oluşturduğu bir üst yapımız var. Genel merkez Ankara'da olan. Biz buraya 4 yıl önce o zamanki federasyon başkanı TRT'de büyük bir kanun üstadı olan, buradan selam ediyorum kendisine, Tahir Aydoğdu hocamızın teklifiyle, talebiyle biz üye olduk. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki tek musiki derneği biziz. Orada delegeyle temsil edilen. Hı hı. Türk Musikisi Federasyonumuz şu anda bütün çalışmalarına devam ediyor. Hatta biz geçen Ekim ayında Datça'da Türk Müziği günlerinde Elazığ'ımızı, yöre müziğimizi de federasyonun bir faaliyeti kapsamında temsil etme şansını bulmuştuk. Ben de acizane federasyonumuzun yönetim kurulu üyesiyim. Hı hı. Çok da önemli, dediğiniz gibi bir çatı kuruluş ve bu çatı kuruluştaki bu özellikle Elazığ özelinde işte Elazığlılar Federasyonu, İzmir Ege Dernekler Federasyonu, Ankara Elazığ Dernekler Federasyonu ile birlikte aslında güçlerin birleşerek ne kadar başarılı çalışmalara imza atıldığını görüyor ve şahit oluyoruz. Bu noktada sizin de bir federasyona üye olmanız, Elazığ'ı ve bölgeyi temsil ediyor olmanız da son derece önemli. Evet. Peki efendim, şimdi Kültür ve Musiki Derneği diyoruz. İşte Elazığ kadim bir kültüre sahip diyoruz. Folklorik özelliklere sahip diyoruz. Ülkemizin bu mozaik yapısını oluşturmada kültür, sanat ve musiki anlamında Elazığ'ın da bir özgül ağırlığının olduğunu biliyoruz. Özellikle halk oyunlarında, işte harput musikisinde ama özellikle günümüzde bu ve benzeri çalışmalar şehirlere ve ülkelere katma değer sağlarken biz Elazığ'da bunu yeterince hissedemiyoruz. Biraz belki Zülfü Yare'ye de dokunacağız bu programda ama olumsuz eleştirilerle değil, aslında yapıcı eleştirilerle daha iyi olabilmek adına bunu da yapmak istiyoruz. Bu da bizim yani Kanal 23 olarak da bir sosyal ve kamu sorumluluğumuz olarak bunu isimlendiriyoruz. Şimdi çok köklü bir folklor geçmişimiz var bizim. İşte o klarnet ve davulun her bir tokmağının aslında bir anlama geldiği söylenir. Folklorik özelliklerde, hareketlerde yapılan her bir hareketin, her bir figürün aslında bir anlamı olduğu söylenir. Ama ne hikmetse biz bunu şehrin tanıtımı noktasında da sanki çok iyi kullanamıyoruz ve katma değer olarak da kullanamıyoruz. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi efendim, önce zenginliğimizin farkına varmamız lazım. Yani harput müziği ve harputun bu kültürü Türkiye'de nasıl bir yer işgal ediyor, oraya bakmak lazım. Şimdi burada yine Mehmet Özbek Hoca'ya müracaat edeceğim. Son zamanlarda biraz rahatsız, kendisine de buradan şifalar diliyoruz. Hocam bulunduğu her ortamda Türk müziğinin kıblesi harputtur der. Bakın, bunu sadece halk müziği olarak söylemiyorum der. Türk müziğinin kıblesi. Bu bir iltifat mıdır, hakikat mıdır diye kendisine bir sohbette sorduğumda, ben bir bilim adamıyım evlat, bu saatten sonra kimseye yaranacak halim yok demişti. Hı hı. Yani bir Urfalı olan hocamızın böyle bir tespitte bulunması bizim için çok önemli. Harput müziği bizim bu kadar saydığım faaliyetler içerisinde Elazığ dışında çok fazla seviliyor. Bundan emin olun. Bakın, biz Datça'da bir güney beldesinde bir konser verdik. 2500 kişi canlı vardı ve orada inanın o kadar güzel tepkiler aldım ki, yani bugün bunları anlatmaya bu programın süresi bile yetmez. Gelelim halk oyunlarına. Bizim hep övündüğümüz, hep böyle baş tacı ettiğimiz halk oyunlarımız, ki yurt dışında birinciliklerden bahsederiz, Çayda Çıra'dan bahsederiz. Bu bile çok değerli.
Yani hatta bazı memleketler çayda çıramıza dahi sahip çıkmaya kalkarlar ki o kadar çok benimsenmiştir, o kadar çok beğenilmiştir. Dolayısıyla biz önce kendi elimizdeki kıymetin ne olduğunu farkına varmamız lazım. Farkında değil miyiz? Kesinlikle değiliz. Biz Harput müziğini, yoz bir müziğin bir köylü avam musikisi olarak zannediyoruz. Özür dilerim ama enstrümanlarımıza baktığınız zaman da Türk müziğinde kullanılan enstrümanlar olduğunu kesinlikle görüyoruz. Kesinlikle. Sonra bir başka büyüğümüzün ifadesiyle Harput müziğini anlamak için önce edebiyat bilmek gerekiyor. Değil mi? Çünkü Fuzuli'nin, Baki'nin, Nedim'in, Rasih'in, bütün o gazellerinin ne anlama geldiğini bilmek için biraz insanın mürekkep yalaması icap ediyor. Artı uyak, divan, tabii ki. Her şeyi sonra bilmek gerekiyor. 16 makamdan bahsediyoruz. Makam şinas olmak gerekir. Yani bu sadece hizmetkar ağzı deyip aşağılamak, efendim küçük dillerini gösterip bağırıyorlar deyip de yok saymak Harput müziğinden bir şey götürmez. Hı hı. Biz önce bu kıymetin farkına varırsak bunun Elazığ'a katma değerlerini sağlamış ve ilerletmiş oluruz. Hı hı. Biz düğünümüzde kendi oyunlarımızı oynarsak, televizyonlarımızda, radyolarımızda kendi türkülerimizi söylersek, hı hı, çocuklarımıza kendi kültürümüzü, kendi türkülerimizi, kendi oyunlarımızı, kendi bizi var eden bu bütün olguları anlatırsak biz aslında çok büyük bir medeniyetin evlatları olduğumuzun da farkına varacağız. Hı hı. Burada çok büyük bir zenginliğin aslında varisleri olduğumuzun farkına varacağız. Önce bu farkındalığı geliştirmek lazım. Ondan sonra bunu Elazığ'a katma değer olarak endüstri anlamda katmamız mümkün. Peki bu farkındalığı mesela nasıl yaratacağız? Şimdi biz Elazığ olarak bazı konularda bir araya gelebiliyoruz ama birçok konuda da bir araya gelemiyoruz. İşte bu noktada basın olarak bizim üzerimize ne düşüyor? Sivil toplum kuruluşları olarak sizlerin üzerine ne düşüyor? Bu şehrin yerel yöneticileri, merkezi yöneticileri, seçilmişleri, atanmışları, bu şehrin dinamikleri, bir üniversitemiz var, kurumlarımız var. Bu konuyu etraflıca bir masa etrafında oturup konuşup, ya biz nerede yanlış yaptık, işte neyin farkında değildik, bunu topluma nasıl aşılamalıyız konuşamadığımız için mi biz bugün bu konuları sizinle masaya yatırıyoruz? Problem var ki siz bugün bu kadar dertlisiniz. Problemi yok sayamayız. Yani gözümüzü kapatmakla biz ancak kendimize gece yaparız. Hı hı. Yani burada bir problem var. Bu problemin çözümü için aslında çok da zor değil. Bir araya gelmek yeterli olacak gibi duruyor. Mesela bunun için birkaç adım atılabilir. Bunlardan benim kafamda daha önceden oluşturduğum, düşündüğüm bazı şeyleri sizlerle, hı hı, paylaşayım. Mesela biz yine girişimlerde bulunduk ama bu seçim satım haline, hı hı, girdiğimiz için oralarda çok fazla hareket edemedik. Bir sempozyum yapılabilir. Harput müziği ve halk oyunlarının dünü bugünü, sorunları ve çözüm yolları ile alakalı. Hı hı. Bugün hayatta yaşayan ustalarımız var. Ahirete onlar intikal etmeden hakikaten bu ustaların varlığından faydalanıp üniversitemizin ve valiliğimizin de bu kabiliyetlerini ortaya koyarak halk oyunlarında ve bütün o Harput müziğinde söz söyleme kabiliyetine sahip ustalarımızı bir araya getirerek, hı hı, bu sempozyum bir araya oluşturulabilir ve burada bu problemler hallolabilir. Hı hı. Yani türkü söylerken, oyun oynarken ki problemlerimiz hatta kıyafetlerimize varıncaya kadar oradaki o bütün o karmaşa, hı hı, bu sempozyumda ortadan kaldırılabilir. Çocuklarımıza ve ailelere gelince biz okullarımızda müzik derslerimizin bir saatini yöre müziği ve kültürünü ayırabiliriz. Tabii bu müfredat değişikliği denecektir ama bu, hı hı, basit valilik protokolleriyle de sağlanabilecek bir olaydır. Ben de, hı hı, eğitimci olduğum için aslında bunun yolunun çok zor olmadığını düşünüyorum. Hı hı. Mesela bizim geçmişte çok parlak halk oyunları yarışmalarımız olurdu. Evet. Bütün ilkokullar, ortaokullar, liseler, hatta üniversiteler, dernekler, köyler. Biz bugün bu yarışmaları çok cılız şekilde görüyoruz ve inanın çok üzülüyoruz. Evet. Yani bir çocuğun halk oyunlarından yetişmesi o çocuğun hem kültürel, hem sanatsal, hem fiziksel gelişimine katkı sağlar. Ve aidiyet duygusunu geliştirir. Çocuğun köklerine bağlanmasını sağlar. Hı hı. Bir milleti yok etmek istiyorsanız zaten kültüründen başlamanız yeterlidir. Kesinlikle. O yüzden biz çocuğumuzu çayda çıradan, dağlar dağımdırdan koparmamak durumundayız. Hı hı. Şimdi Elazığ'da mesela bütün düğün salonlarının bir ekibi var. Çayda çıra ekibi var. Tabii ki kültürün devamı ve yaşatılması noktasında yapılan bir çalışma bu. Ve gerçekten de iyi olan bir çalışma. Ama şimdi düğünlere bile gittiğimizde hatta
Bizler bayramda da yayınladık bir Elazığ'ın eski oyununu oynayan, klasik oyununu oynayan yaşlılarımız vardı. Hepsinin görüşlerini de aldık. Bunu bir haber haline de getirdik. Mesela hepsinin birbirinden bağımsız olmak üzere tek kurduğu ortak cümle lütfen düğünlerde, tabii ki Diyarbakır'da bizim, Urfa'da bizim, Bingöl'de bizim ama şu Diyarbakır'dan vazgeçin. Gerçek Elazığ oyununu oynayın. Yoksa bu kültür devam etmez diye bir sistemleri vardı ki deneyimleri ve birikimleri çok olan insanlardan bahsediyoruz. Şimdi bakıyorsunuz evet bir başka bölgelere kayma durumu söz konusu. İşte mesela biraz önce siz de ifade ettiniz. Mesela Fırat Üniversitemizin eskiden halk oyunları ekibi vardı ve gerçekten ülke genelinde dereceyle döndükleri yarışmalar vardı. Yurt dışında temsiliyetler vardı. Ama bugün bunlar yok. Evet. Halk eğitimin tabii ki burada çok büyük etkisi var. Halk eğitim bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Öğrenmek isteyenlere. Ama sanki sağlam bir ekip yok. Yani bir biraz önce sizle de konuştuk. Bir devlet erkanı gelse Ankara'dan. Evet. Hani halk eğitimin tabii ki var ama onun dışında sağlam bir ekibimiz var mı ben bilmiyorum. Yani evet bu konuda siz haklısınız. Çok daha iyi noktalara getirilebilir. Kesinlikle hepimizin ortak müşterek harekete geçmemiz lazım. Yani biz musiki derneklerinin tek başına altından kalkabileceği bir yük değil bu. Hı hı. Bunun devlet ayağı, basın ayağı, eğitim ayağı, aile, bütün bu dinamiklerin bir araya gelmesiyle ancak bu sorunlar halledilebilir. Hı hı. Yani sadece sorun budur deyip kenara çıkmak çok basit olur. Yani çözüm önerisi ortaya koymak ve bu çözüm önerisi üzerine kafa yorup hakikaten bu şehri aidiyet duygusuyla, bu şehre var olmanın sebebi olarak bakarak, borçlu hissederek bakarsak biz bu yaralarımızı çok çabuk sararız. Hı hı. O yüzden biraz sevmek, biraz da gayret gerekiyor zannediyorum. Hı hı. Bir de mesela ailelerin de çocukları yönlendirmesi çok önemli. Mesela bizler çocukken bayramlarda, resmi bayramlarda, mesela ben Elazığ'da büyümedim ama uzun yıllar kaldığım yerde, bayramlarda Elazığlılar da çoktu. 23 Nisan'larda hep Elazığ halk oyunları oynanırdı. Yani işte benim abim çok iyi halk oyunu oynuyor. Benim ablam çok iyi halk oyunu oynuyor ama çocukluktan gelen bir şey. Bu şimdi bazen aileler de karşı geliyor. Ya işte gidip halk oyunumu öğrenecek ama aslında her Elazığlı'nın içinde de bir çayda çıra olmaz oynamak mı? Var yani. Olmaz mı? Yani bu düğün salonları meselesi biraz arz talep meselesine döndü. Hı hı. Yani bu da ben düğün salonu sahiplerini suçlamak kolaycılık olur. Hı hı. Çünkü sonuç olarak oynamak isteyenlerin talepleriyle oradaki klarnet davul diye tabir ettiğimiz arkadaşlar bir gayret içerisine giriyorlar. Hı hı. Oysa ki düğün sahipleri bu noktada tasarruf kullanabilirler. Yani bizim oyunlarımızın inanın ne Diyarbakır'dan ne Urfa'dan ne de başka bir yerden aşağı kalır bir tarafları yok. Hı hı. Zannediyorum biraz bilmeyle alakalı bir sorunumuz var bizim. Yoksa bizim de hareketli oyunlarımız var. Bizim de seyirlik oyunlarımız var. Ya yeter ki bu işi biraz dava edilmek lazım, biraz sevmek lazım, biraz bilmek lazım. Çünkü bildikçe, işin içine girdikçe inanın bu sevginiz artıyor ve bugün sizin duyduğunuz kaygıları onlar da duymaya başlıyorlar ve bu sefer sahiplenme başlıyor. Hı-hı. Bakın bizim sahur halaylarımız Türkiye'nin gündemine girdi. Evet. Hangi halayla girdik biz? Elazığ'ın halayıyla girdik. Dik halayıyla. Değil mi? Niye başka bir memleketin halayını oynayarak biz haber olmadık? Çünkü bizim halayımız hakikaten çok güzel. Hı-hı. Figür zenginliğimiz var. Bugün o düğün salonunda oynamaktan zevk aldıkları oyun üç ileri bir geriden ibaret bir şey. Oysa ki bizim her bir oyunumuzun 7-8 tane figürü var. Hı-hı. Yani konuşmanın başında da söyledim. Biz elimizdeki zenginliğimizin farkında değiliz. Hı-hı. Güzelliklerin farkında değiliz. Önce burayı bir halletmemiz lazım. Hı-hı. Bir de zaten kültür dendiği zaman başkanım, hani sizler çok daha iyi bilirsiniz ama işte halk oyunu, müziği, yemeği, işte yaşantısı, ya bizim yazmalarımızın bile ucundaki işleme iki başlıdır. Yani bunda bile bir fark var diğer bölgelere göre. Onların hepsi bir bütün aslında. Birini öne çıkarmaya çalıştığınızda zaten peşi sıra zincirin halkası gibi birbirini körükleyerek bütün bir kültürü aslında yaşatabilir ve tanıtabiliriz. Kesinlikle. Ya kapı tokmağı bile burada bize tabii yön açar. Yani ben bir misafirimizi Arput'taki Şefik Gül Kültür Evi'ne götürdüm.
kapının önünde durdu, dedi ki beni başka bir yere götürmene ve bana başka bir şey anlatmana gerek yok dedi. TRT'deki şu anda çok büyük sanatçılardan biri Elif Güreşcan'ın bunu söyleyen. Dedi ki şu kapıdaki 3 tane tokmağın varlığı bana bir şey fazladan bir şey anlatmanıza gerek bırakmıyor dedi. Evet, 3 tane tokmak var. Biri irice büyük, erkek gelince onu çalıyor. Daha küçüğünü bayan çalıyor, en küçüğünü çocuklar çalıyor. Ona göre de kapıyı açması gereken kişi açıyor. Yani kapı tokmağından bile başlansa buradaki bu toprağın aslında kültürle nasıl yorulduğunu farkına varacağız. Tabii ki son zamanlarda özellikle mesela kültürün tanıtımı ve özellikle Harput mesela tarih, din turizmi açısından, tarih turizmi açısından çok önemli. Evet, Elazığ Belediyesi'nin çok ciddi çalışmaları var. Kesinlikle. Gerçekten, ama artık son yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da turizm koridorları çalışması var. Aslında Elazığ'ı tam anlamıyla oraya da bir aldırabilirsek belki bu hani hem halk oyunlarımız, hem yemeğimiz, hem yaşam biçimimiz, tarihimiz, kültürümüz aslında çok daha iyi bir yere gelecek ki, özür dilerim, şeyi de hatırlatmak isterim. Geçtiğimiz haftalarda bir tur treni geldi. Kötü müydü? Hayır. Değildi. Hayır. Daha iyi olabilir miydi? Tabii ki. Evet, çok daha iyi olabilirdi. Devamı olmalı mı? Kesinlikle olmalı. Doğru mudur? Şimdi bir her zaman sıfırdan büyüktür. Yani bir belediyemiz bir şey yapmışsa bize düşen onu alkışlamaktır. Eksikleri olabilir. Validemiz bir şey mi yaptı? Bize düşen ona destek olmaktır. Yani oturup bizim Elazığ'daki şu eleştiri kültürünü biraz kenara bırakmamız lazım. Bunu çokça yapıyoruz sanki. Biraz hatalarımızdan biri de sanki bu. Birisi bir şey yapmaya çalıştığı vakit hemen onu bir aşağı çekme moduna sanki geçiyoruz. Bunu terk etmemiz lazım. Çünkü birisi bir şey yapıyorsa bu şehir için yapıyor. Evet, daha iyisi yapılabilir. Mesela Kültür Yolu Festivali dediniz. Ben ona sosyal medyadan dernek olarak, tabii kişisel olarak bir şey değil, biz itiraz ettik. Çünkü eğer bir Kültür Bakanlığı Kültür Yolu Festivali yapıyorsa, kadim bir medeniyet olan Harput'un kültür adının geçtiği her yerde mutlaka olması gerektiğini düşünüyoruz. Yani çünkü isimler açıklandı. Sadece büyük şehirlerin alındığı söylendi. Çünkü biz bakanlıkla da görüştük, il müdürümüzle de görüştük. Yani bakanlığımız şu anda şeyi düşünüyor, sadece büyük şehirleri. Orada ama biz Nevşehir'i gördük. Yani Nevşehir büyük şehir değil, neden onu aldınız? Onların da turizm destinasyonu anlamında işte Kapadokya gelip var. Giden turizm sayısına falan endekslemişler. Fakat biz dedik ki yani eğer bir yerde kültür konuşulacaksa orada Elazığ olmalı. Yani burada biraz bu şehri tutmak, şehrin hakikaten farkında olmak önemli. Yani Kültür Yolu Festivali Elazığ'da yapılmalıydı. Evet, Elazığ bunlardan biri olmalıydı ki hala ümidi taşıyoruz, takip de ediyoruz. İnşallah bir sonraki dönem Elazığ bu festivalde yerini alacaktır. Çünkü çok önemli faaliyetler, çok önemli konserler, sergiler, çok önemli sanatçılar geliyor. Elazığ da bundan payını almalı diye düşünüyoruz. Evet. Peki şimdi de kürsübaşı geleneğimiz var. İşte bugüne kadar hep kürsübaşı işte çalınıp şarkı söylenen yer, arada oyun oynanan bir yer olarak bilinir ama aslında farklı bir yapısı var kürsübaşı geleneğinin. İşte Urfa'nın bir sıra gecesi var ve müthiş bir turist çeken de bir gece. Olmalı mı? Kesinlikle olmalı. Yani bunu asla kimse yanlış anlamasın. Urfa'da bizim, Diyarbakır'da bizim, Elazığ'da bizim. Bir sıra gecesi geleneği bugün artık Urfa denilince ilk akla geliyorsa, kürsübaşı dendiğinde de kesinlikle Elazığ'a gelinmeli diye düşünüyorum ben. Bunu nasıl geliştirebiliriz? Şimdi burada bir kavram karmaşası oluştu. Hakikaten meseleye vakıf olanlar bu kullanıma itiraz da ediyorlar bizim ettiğimiz gibi. Şimdi kürsübaşı, sıra geceleri, barana, velime, işte çok farklı isimlerde isimlendirilen çok kadim bir Türk geleneği, sosyal denge mekanizması. Hemen hemen aynı amaca hizmet eden bir işlev bu. Oturmuşlar soğuk kış gecelerinde ısıdan tasarruf etmek için bir mangal, etrafında bir yorgan, ahali toplanmış ve o uzun geceleri değerlendirmek için sohbetler edilmiş, oyunlar oynanmış, müşküller halledilmiş, küsler barıştırılmış. Bunlar ailenin içerisinde olmuş. Bazen de ailenin dışına taşmış. Kış aylarında. Yazın bu meclisler havuz başlarına, bahçelere, bağlara taşınmış. Yani bu bir sosyal denge mekanizması. Bunu sadece musikiyle izah etmek aslında meselenin özünü pek anlamamak demek.
Yani hadi gelin kürsü başı yapalım demekle harput müziği yapalım demek arasında fark var. Ya yani çünkü kürsü başı demek harput müziği demek değil. Evet, kürsü başlarında türküler okunmamış mı? Eğer o gün bir enstrüman çalmasını bilen, ona o yetenekler olan kişiler varsa evet musiki de yapılmış ama kürsü başı eşittir müzik. Hayır, böyle bir kavram biz kabul etmiyoruz. Tabii UNESCO'nun o somut olmayan kültürel miras listesine girdikten sonra bunun çıkarılmasını da çok doğru bulmuyoruz ama bir taraftan da bu bacasız endüstri dediğimiz bunun şehrin ekonomisine olan katkılarının en az Elazığ'ın aldığını düşünüyoruz. Burada da haklısınız. Çünkü Elazığ'da kürsü başının kendisi yok. Evet. Ve şey mesela bir turist kafilesi geldi. Tabii ki bakın Elazığ Belediyesi'nin tabii ki bir ekibi var. Ama mesela her turist kafilesine de bildiğim kadarıyla yani öyle bir mekan yok. Çok güzel bir iş yaptılar mesela. Harput Müziği Müzesi. Müziği Müzesi çok iyi. Çok müthiş bir işti. Tebrik ediyorum. Takdirlerimi arz ediyorum. Yani herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Dediğim gibi eleştirmek bu işin en kolay kısmı. Yapmak çok zor. Hakikaten Elazığ'da bu işleri yapmak çok zor. Bu eleştiri kültüründen biraz sanki vazgeçeceğiz. Bu vazgeçtikçe de büyüyeceğiz. Eminim yani bundan. Peki efendim bundan sonra mesela işte bu kültürün devamının, yani şimdi dediğim gibi kültür değil de sadece folklor, işte halk oyunu değil aslında. Bir yaşam tarzı da giriyor işin içine. İşte yapılan sohbet de giriyor. Bizim bir kendimize has bir şivemiz var. O da giriyor. Olaylara bakış açımız bile çok farklı oluyor yaşantımıza göre. Bunun devamının sağlanması noktasında öz kültürümüzün kaybolmaması anlamında neler yapılabilir, neler yapmalıyız? Evet, bunda aileye düşen, şahsa düşen, kuruma düşen, sivil topluma düşen tarafları var. Yani bu tek başına ne sizin, ne dernek olarak bizim, ne de şahısların, çocukların kendilerinin altına kalkacağı bir şey değil. Bu topyekün bir farkındalık meselesi. Yani bir kültürü kaybediyorsanız bir milleti kaybediyorsunuz. Yani biz geçen mesela çizgi filmde Molla Potik diye bir oyundan bahsettik. Şimdi bugün bir anket yapsak acaba Elazığ'da kaç kişi bu oyunun varlığından haberdar? Ya da çocuk oyunlarının, bizim çocukluğumuzda oynadığımız oyunların kaç tanesini bugünkü çocuklar biliyor? Çok azını. Yani bunlar hep kültür aktarımı. Mesele sadece halk oyunları ve türkü, şarkı bağlamında bakmamak lazım. Kültür dediğiniz bir yaşam biçimi. Evet, Anadolu'nun demografik yapısı değiştirilmeye çalışılıyor. Harput bu noktada çok önemli bir merkez, çok önemli bir odak noktası tarihiyle, kültürüyle. Zaten tehlike de burada. Biz işte şehrimize sahip çıktığımız kadar aynı zamanda vatanımıza da, bayrağımıza da sahip çıkmış oluyoruz. Evet. Çünkü çekirdek hükmünde bu harput kültürü. Sahip çıkılmazsa da sahip çıkan başkaları hemen oluyor. Olacaktır. Olacaktır. Maalesef olacaktır. Olacaktır. Peki efendim mesela şimdi dernek olarak siz işte biraz önce dediniz ki hem enstrüman öğrenmek isteyenlere eğitim vermeye çalışıyoruz, konservatuara hazırlık, halk oyunlarını öğrenmek isteyenlere işte korolar var. Mesela herkes size gelip üye olabiliyor mu ya da işte ben sesim çok iyi değil ama ben de koroda yer almak istiyorum dese. Tabii ki. Kapılarınız açık mı? Her zaman açık. Sonuna kadar açık. Bakın sadece biz de yokuz. Bizim gibi dört tane Elazığ'da bu alanda hakikaten iş yapmaya çalışan, gayret eden derneklerimiz var. Biz bütün bu derneklerle beraber Elazığ'a hizmet ediyoruz. Bahsettiğimiz alanlarda kim bize müracaat ederse elimizden gelen gayreti göstermeye hazırız. Yeter ki bize bir adım atılsın. Tabii bunlar desteksiz olmaz. Yine hani siz Elazığ şivesinden bahsettiniz. Elazığ'da çok güzel bir laf vardır. Ne derler? Selavat kuvvete bağlıdır. Yani bizim selavat getirmemiz için, derneklerin selavata sahip olabilmesi için, yani faaliyet üretebilmesi için desteğe ihtiyacı var. Buradan bunu tekrarlamak istiyorum. Hakikaten kuvvet varsa bir ürün ortaya çıkıyor. O yüzden bir şeyler öğrenmek isteyenlere bilgimiz, dağarcığımız nispetinde biz her zaman hazırız. Kapılarımız da sonuna kadar açıktır. Bu arada benim de çok değerli arkadaşım var, Süheyda Dilek. Buyursunlar. Sesi de çok güzeldir. Aynı zamanda Elazığ Kültür ve Musiki Derneği üyesi ve demiş ki üyesi olduğum için çok şanslıyım. Sağ olsun. Başkanımıza da selamlar, hayırlı akşamlar demiş. Bizler de kendisine biz de sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Peki mesela
bu yapılan ses yarışmaları var. Elazığ özeli için mesela yeni seslerin de tanınabilmesi için, bilinebilmesi için bu bir fırsat mıdır? Tabii bir ki. Seçenek midir? Bu Tabii noktada ki. Mesela sizin çalışmalarınız ne yönde? Tabii biz ses yarışması yapmadık ama yakın zamanda biliyorsunuz bizim bir Ömer Ahmet Turhan'ımız TRT'de Türkiye birincisi olarak gururlandırdı evet, bizi. Kesinlikle. Şimdi burası aslında soğutulmamalı. Ben buradan bir durum tespiti de yapayım. Bizim şu anda Arap müziği okuyucusu anlamında hakikaten iftiharlarımız olan işte Muzaffer Ertürk, Hasan Öztürk, Zülfü Demirtaş, Adnan Çilesiz gibi kamusal alanda bizi temsil eden, devlet korolarında temsil eden büyüklerimizin birçoğu önümüzdeki kısa vadede emekli olacaklar. Yani bu Harput türkülerinin aslında TRT'de ve Kültür Bakanlığı'nda artık icra edilemeyeceği anlamına geliyor. Biz böyle bir riskle karşı karşıyayız. O yüzden bizim gençlerimiz var. Şimdi konservatuvarı bitiren, hakikaten sesleri güzel gençlerimiz var. İşte geliyor. Ömer Ahmet var, işte bizim Gürkan Soran'ımız var, işte birkaç arkadaşımız daha var. Bunları biz TRT ve Kültür Bakanlığı korolarına eğer aldırabilirsek, oralarda bu kültürün, bu gazellerin, bu hoyratların mumu sönmemiş olacak. Yani biz bu ateşi harlatmış olacağız. O yüzden böyle bir misyonumuz da olmalı. Yani yarışmaların faydası biraz da bu. Çünkü yarışma kültüründe şöyle bir şey vardır. Eğer birisi bir yarışmada birinci oluyorsa TRT onun kadrosunu alır. Alır. Yani o yüzden Ömer Ahmet kardeşimizi biz şimdi TRT'nin bir korosunda görmek istiyoruz. İnşallah. Yakın zamanda da Kültür Bakanlığı'nın ses yarışmaları var. Oradan da Harput müziği okuyan kardeşlerime ben buradan başarılar diliyorum. İnşallah onlar da bu korolarda yerlerini alırlar. İnşallah efendim. Biz de onları gururla izlemeye devam edeceğiz. İnşallah efendim. Peki şunu da sormak isterim. Şimdi ses yarışmaları evet çok önemli. Ama bir de mesela Elazığ'da özellikle düğün salonlarında diyelim. Tabii kimseye de suçlamıyoruz ama bazen klarnetin ne çaldığını anlayamıyoruz. Hani biraz bu Elazığ müziğini bilen insanlarsa eğer ne çaldığını anlayamıyoruz. İşte davulun ritmiyle klarnetin ritmi birbirine uymuyor. Veya bazı saz sanatçılarının bireysel çalıyor gibi geliyor. Yani bir uyumunu görmüyoruz. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Şimdi bizim Elazığ'ımızda hakikaten şanslı olduğumuz alanlar da var. Mesela bir konservatuvarımız var bizim. Şu anda Türk Müziği Devlet Konservatuvarımız var. Yani üniversitemiz eliyle sanatı ve sanatçıyı yetiştiren bir alan. Tabii burada eksiklerimiz var. Mesela bir Harput Müziği kürsümüzün varlığı, işte klarnet anlamında bir faaliyetin varlığı. Onlar başka tartışma alanları. Halk oyunları bölümü de yok galiba. Gibi. İşte bu alanlar açılabilir. Kesinlikle konservatuvarımız açılmadı. Hakikaten burada kısıtlı kaldı. Buradan rektörümüze de çağrıda bulunalım. Burada böyle bir ihtiyaç var. Kesinlikle. Bunu rica ediyoruz. Devlet koromuz var. Derneklerimiz var. Bunlar bu noktada kendini eksik hisseden kardeşlerimiz varsa bu eksikleriyle kalmasınlar. Derneklerimiz tabii en altta, daha üstte de böyle ustalarımızın, hocalarımızın yanlarına mutlaka gitsinler ve bu eksiklerini tamamlasınlar. Çünkü bizim musikide yaptığımız hatalar hepimize fatura ediliyor. Kesinlikle. Yani televizyonda yaptığımız programlardan tutun, radyodaki dinletilere, sosyal medyadaki paylaşımlara kadar herkes Harput müziği icra ederken lütfen biraz dikkatli olsunlar. Çünkü Muzaffer Sarı Sözen rahmetli bir gün bir Harput müziği çalışmasına tesadüf eder. Orada hemen koroyu durdurur. Der ki sizi ciddiyete davet ediyorum. İştigal ettiğiniz alan sizi rezil de eder, vezil de dikkat edin. Evet. Yani dolayısıyla çok farklı bir alandan bahsediyoruz. O yüzden hepimizin varsa eksiklikleri bilen ustalarımızın yanına gidip, çünkü biliyorsunuz bu iş eski tabirle femi muhsin derler, usta çırak ilişkisiyle yürüyor. Mutlaka bir ustanın yanına gitsinler. Peki efendim, şimdi mesela çok sayıda aslında Türkiye'ye mal olmuş Elazığlı ses ve saz sanatçıların olduğunu da biliyoruz. Mesela hemen ilk aklıma gelen Mustafa Keser, ki Türk musikisinde, Türk müziğinde bence bir ekoldür Mustafa Keser. Fatih Kısaparmak yine Türk halk müziğinde, Adile Kurt Karatepe. Tabii ki. İlk aklıma gelenler işte daha çok mesela Bülent Serttaş
tabii Elazığlı bir sanatçı. Ama mesela Elazığ'da çeşitli geceler, festivaller yapıldığı zaman tabii ki gençlere özgü, gençlere daha çok hitap eden isimlerin de geldiğini görüyoruz ama bu ve benzeri sanatçılarımıza teklif dahi gitmediğini görüyoruz. Ve bazen zaman zaman mesela bazı usta sanatçılarımızla bazı ortamlarda bir araya gelebiliyoruz. Haklı olarak sistemde de bulunuyorlar. Bize bir davet gelmiyor. Neticede evet bunlar Elazığ'a mal olmuş isimler, Türkiye'ye mal olmuş isimler ama bir noktada da aslında bu insanların geçimini sağladığı bir iş halinde gelmiş. İşte bir sanatçının gelmesi sazlarıyla beraber geliyor. Bunlar tabii ki hepsi bir maliyet ama memleket olduğu için daha iyi şartlarda gelmeyi ümit ederken tekliflerin dahi gitmediğini görüyoruz. Siz bu konulara benden daha iyi vakıf olduğunuzu da biliyorum. Siz bu konulara nasıl bakıyorsunuz? Yani yapılan gecelere mesela Elazığlı sanatçılar niye davet edilmiyor? Şimdi çok haklısınız. Ve o sanatçılarımız da sitem etmekte çok haklılar. Çünkü Elazığlı sanatçılarımızın aslında o çağrılan sanatçılardan geri kalır hiçbir tarafları yok. İnanın birçoğundan da kat be kat kaliteliler. Yani ben Elazığ içerisinde yapılan festivaller ve yarışmaları mutlak surette ama mutlak surette öncelikle yöre müziğini icra eden sanatçılarımıza ve Elazığ orijinli sanatçıların varlığının yani önce bunları çağıracaksınız sonra festival yapacaksınız gibi düşünmek lazım. Çünkü biz bize kıymet vermezsek inanın kimse bize kıymet vermez. Yani o çağırdığınız sanatçıların sizin ödediğiniz o paraya ihtiyaçları olmayabilir. Ama bizim sanatçılarımızın bize ihtiyacı var. Sonra bizim sanatçılarımız ne okuyacaklar buraya geldiklerinde? Bizden bir şeyler okuyacaklar. Tanıtım demiyor muyuz? Harput müziğini, halk oyunlarını, yöre kültürünü tanıtmak demiyor muyuz? Peki yani bahsettiğiniz sanatçılar geldiğinde hangi türkü okuyacak burada? Mutlaka Elazığ okuyacak, mutlaka harput okuyacak. Bu tanıtım değil midir? Artı yani, Elazığlıların da sahip çıkması gerekiyor. Tabii ki. Sonra bu insanlara ödediğiniz ücretler... İhtimaldir ki Elazığ içine dönecek. Kesinlikle. Ama yabancı bir X bir sanatçıya ben onlara karşı değilim. Herkesin bir alıcısı var. Tabii ki onlar da gelsin ben, ama gelsin. Bizim Elazığlı sanatçılarımız da gelsin. Ama öncelik bizimki olsun. Kesinlikle. Öncelik bizimki olsun. Dolayısıyla ödediğiniz rakamlar. Ha bir de şu var. Onlara ödenen rakamlarla bizim sanatçılara reva görülen rakamlar arasında da uçurumlar var. Kesinlikle. Yani bu kıymette de haksızlık yapıyoruz. İnanın ses olarak... O sizin ismini zikrettiğiniz ve bizim şimdi unuttuklarımız bizi affetsinler. Kesinlikle. İlk aklımıza gelenler ve hepsi nota biliyor. Yani kesinlikle. Bu işin okulunu okumuş kesinlikle insanlar. Kesinlikle. O saydıklarınızın tamamı, o çağrılanların tamamından çok daha iyi sanatçılar. Kesinlikle. Yani tek başlarına mikrofonsuz dahi şarkıyı söylediklerinde ne makamından ne işte insanı yoran bir tınıyla değil tam doğru bir şekilde okuyan... Notayla okuyan insanlar. Tabii. Şimdi tabii ki kimseyi yadırgamıyoruz ama birçok insanın, birçok sanatçının gelip burada playback yaptığını da biliyoruz. Canlı okuyamadığını da biliyoruz ama bu ve benzeri sanatçıları getirdiğimiz zaman canlı performanslarına da şahit oluyoruz. Ya öyle tabii. Ya bir iyilik yaptığınız zaman önce etrafınızdan başlayacaksınız. Ya mesela zekat verirken bile ne yapıyorsunuz? Önce kapının önü. Yakından başlıyorsunuz değil mi? Ya biz ne yapıyoruz? Önce ya bakın arkadaş yani bu anlamak mümkün değil. Geliyor bir saatlik performansıyla bu şehrin, belediyemizin, valiliğimizin ya da başka bir kişinin, yerin parasını alıp gidiyorlar bunlar. Evet. Ve bunlar Elazığ tanıtımına çok da katkı sunmuyor. İnanın buna. Birçoğu belki haritada Elazığ'ın yerini bilmiyor başkanım. Mutlaka. Yani bunu yadırgamıyoruz. Ya da buradan gittikten sonra Elazığ'ı unutanlar var. Tabii ki öyle. Ya biz kimsenin dinlediği müziğe karşı değiliz. Değiliz. Yani insanlar istediği müziği dinleyebilirler, sevebilirler. Ya biz nasıl işte bu klasik formdaki eserleri seviyorsak onlar da onu seviyor olabilirler. Tamam onların da bu talepleri karşılansın. Ama bizimkine üvey evlat muamelesi yapılmasın. Yani hassasiyetimiz bu olsun biraz. Peki efendim bundan sonrası için dernek olarak ne tür çalışmalar yapacaksınız? Ve sizin bir klarnet festivali mevzunuz var. Evet. Daha doğrusu yapmak istiyorsunuz. Yapmak istiyoruz. Onunla ilgili de çalışmalar var. Şu an ne aşamada? Şöyle ikisini de rahmetle yad edeyim. Mehmet Şerif Çeçen ve Mevlüt Canaydın. Elazığ Harput musikisinin iki önemli klarnet sanatçısı. Ne büyük tesadüf mü diyeceğim, tevafuk mu diyeceğim, ikisinin de vefat günü aynı gün.
23 Eylül'de ikisi de rahmetli oluyor. Bugün çok da hem ayın 23'ü hem iki klarnetçimizin böyle vefat günü. Hani böyle acaba dedim ki Türkiye'de de bir klarnet ustalarını, Elazığ'da da bunların izinden giden gençlerimizle beraber bunların vefat yıl dönümüne denk getirsek böyle bir tamamen klarnet üzerine bir program yapsak nasıl olur diye düşünmüştük. Bunu tabii belediyemizin, valiliğimizin desteğiyle biz hazırız. Altyapısını hazırlamış durumdayız ama biliyorsunuz bu işler destekle oluyor. Eğer kurumsal bir destek bulabilirsek önümüzdeki Eylül ayına böyle bir program yapabilecek durumdayız. İnşallah efendim. Diliyoruz. Buradan da bir çağrıda da bulunmuş olalım. Evet. Hem valiliğimize hem belediyemize. Gerçekten klarnet zaten başlı başına bir Elazığ'ın en önemli simgelerinden biridir aslında. İster kabul edenler olsun, ister kabul etmeyenler olsun. Başka bir yerde yani tabii ki klarnet çalan yerler var ama Elazığ tarzı çalan yok. Tabii. Ve bu yüzden bence Elazığ'ın tanıtımı noktasında da önemli... Gırnata demişiz yani. Kesinlikle önemli ritüellerden biridir bence. Evet. Naçizane biz de Elazığlıyız. Elazığ kültürüne sahip çıkma adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kendi çabamızca. Kanal 23 olarak da aslında biz kültürümüze sahip çıkma ve tanıtma noktasında da aslında önemli çalışmalar yapıyoruz. Halk oyunlarımıza, yayınlarımıza sık sık yer vermeye çalışıyoruz. Harput musikisine sık sık yer vermeye çalışıyoruz. Elazığ'ın şu an tırnak içerisinde yerelde daha çok bilinen ses ve saz sanatçılarını aslında ekranlara taşımaya çalışıyoruz. Daha çok insana ulaşmaya çalışıyoruz aslında. Yine sizin gibi derneklerle de kendimize paydaş görüp, kendimizi paydaş görüp çalışmalarınıza da destek olmaya çalışıyoruz. Bizim de elimizden bunlar geliyor. Olsun. Ama daha iyisi için bizim de bundan sonraki süreçte elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yapacağımıza da buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Ben size çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Son sözlerinizi de alalım ve programı kapatalım. Yani böyle popüler olmayan aslında çok kimsenin yani bu saatte bu konuları çok fazla konuşmadığı zaman dilimlerinde bile bu hassasiyeti gösterip bu konunun aslında ne kadar çok önemli olduğunu nazara alıp gündeme alıp bizi davet ettiğiniz için ben size teşekkür ediyorum. Çünkü Harput müziğini Elazığ'a dertlenen insanların başımızın üstünde yeri var. Bizi de bu çalışmalara hangi aşamada, nerede görmek isterseniz biz de şehrimizin ve sizin her zaman yanınızdayız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Bol kültürlü günlerimiz olsun efendim. İnşallah. Sizlere de teşekkür ediyoruz sayın seyirciler. Bu saatlere kadar bizleri evlerinize yine konuk ettiniz. Tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.